Evet, bir de hocam maç esnasında tabii bu sizin başarınıza gölge düşürecek bir durum değil. Ama bir Ankara ihtisaslı bir oyuncu vardı. Onunla ilgili sizin düşünceniz nedir? Hani sonradan Evet. oyuna girdi vesaire oldu. Bununla ilgili sizin görüşünüz nedir? Şu anda gündemi de çok meşgul ediyor. Biliyorsunuz her yerde bunun haberleri var. Müsabakamız burada tabii ki Ankara İhtisas'ın veya Sibel hocamızın kesinlikle bir suçu yok. Çünkü çok emek veren bir insan. Evet, evet. Müsabakanın başlamasına yakın bir süreçte hakemler Ömer Arslan, evet Ömer abinin, ben ona Ömer abi Aslan, diyorum o evet, yüzden, doğrudur. Ömer Doğrudur. abinin oynayamayacağını söyledi. Gözlemci de oynayamayacağını söyledi. Testinin pozitif gözüktüğünü ama doktor raporunda altına bir not düştüğünü ama hakemler bunu oynatamayacağını söylediler. Kendisini tribüne aldılar. Daha sonra federasyon yetkilileri aranmış. Federasyon yetkilileri de tabii oynayacağını söylemiş. 8. dakika veya 7. dakikada Ömer abi oyuna dahil oldu. Biz de dahil olduğunda Sibel Hoca'ya da söyledim kendisine. Yani bu konuda şikayetimiz olmaz hocam. Oynasın, sorun yok dedim. Hani rakibimiz eksikken yenmemiz, bu galibiyeti almayı değil, tamken oynayıp yenmek bizim için daha büyük bir başarı olacaktı. Tabii maçın 8. dakikası girdiği için onlar için de kötü bir durum. Belki konsantrasyonları dağıldı ve biz Evet. çok maça hızlı başladık. Belki onlar için kötü bir durum oldu ama sonuçta testte pozitif yazan bir oyuncu sahaya geldi ama bize söylediği şuydu. Hani pozitifim ama doktor raporunda bunu belirtti veya antikor testlerinden bahsedildi. Bu konu anlamadığım konular ama biz oradaki insanlara, Sibel Hoca'ya, Ceza Ömer abiye güvendiğimiz insanlar dedik bizim açımızdan sorun yok. Ama biz bunu dedik ama şöyle bir durum var. Bunu hakemlerin de engel olması lazımdı veya gözlemcimizin verdiği kararın arkasında kararlılıkla durmaları lazım. Hakemler Evet. gerçekten müsabakada olumlu, diyalogları olumlu, oyuncularla diyalogları olumlu. Verdiği kararların birçoğu doğruydu ama keşke o konuda da kararlı olup ya en başta oynatsaydılar ya da hiç oynatmasaydılar. Biz de ona göre önlemimizi alsaydık.